Evet bir soru var sevgili Sevdacığım <laughs> diyor ki diğer çiftlerin aksine benim kocam çok romantik ben de çok romantik hmm. benim de çok romantik olmamı bekliyor ama ben olamıyorum bu bir kusur mu yani burada erkek romantik kadın romantik e değil sen de ol canım biraz romantik üf kadınlar da gayet iyi rol yapabilen canlılar Adamcağız sana o kadar yapıyor jest romantik adam birazcık da gönlünü hoş tut yalandan bak, yeri romantik olmasın ya yalan olsun? da aslında bak yalandan değil kadın zaten kocasını seviyor zorlasın kendini Hani adam erkekler çocuk gibi zaten erkekler yani bak evde iki erkek çocuğunuz bir kocanız varsa üç erkek çocuğunuz var gibi düşünün erkeklerin bir tarafı hep çocuk zaten o yüzden de biz kadınların elinde oyuncak oluyorlar niye oyuncak E Tabii olsun hayatım yani. bir kadından darbe yiyor tam öbür kadını şikayet ediyor sonra öbür kadında teselli buluyor. E, Ondan biz ayrı... erkekler de o zaman bir erkekten darbe yiyoruz. Evet hayır hayır. Erkekler mesela kadınlar şimdi tabii o ayrı da mesela daha düşünen kadın bir ilişkiden ayrıldığı zaman daha e, düşünür. Erkekler ye, yetiştirilme e, icabı hep bir kadına bağımlı işte doğuya anneye bağımlı evde bir abla varsa hala teyze bırak sen onu komşuya emanet ediyor. Kadın iki gün şehir dışına çıkacak. Ay oğluma komşu ay aman işte Ali yalnızdır bir tabak. Ama evde kız varsa hiç kimseye kız nasıl olsa kendi başının çaresine bakar. Yani biz erkekleri de böyle yetiştiriyoruz biraz. Yetiştirdiğimiz için erkekler öyle. Yani hayatım sen de yap kocan çocuklarım var mı bilmiyorum. Ne var ne hayatı eğlenceli hale getir. Hayat zaten bir oyun. Ne var yani o tip fantazileri de veya duygusallığı romantizmi de Oyun olarak düşün. Sen sever misin romantik erkek? Ya tabii ki severim. Ben çok duygusal bir insanım. Senin için benim... romantizm nedir peki? Efendim benim böyle olduğuma bakmayın. Ben çok duygusal bir <laughs> insanım. Bu bizim işimiz. Benim Yanlış öyle olduğuma bakmayın derken. <laughs> Hayır, ben böyle televizyonlarda çıkıyorum. Çok kötü bir şey <laughs> Ama çok ciddiyim ya. Sen duygusuz... misin? Tabii ki romantiyim. Mesela yani. ne? Senin için ya, en şöyle, ben mesela şöyle söyleyeyim. Yapı itibariyle bana işte bir kamyon gül falan ben sessiz çığlıkları severim. Yani bana bunu afişe etmesin. Ben afiş yani. Ya yani <laughs> bana derken? bana çiçek alabilir ama o u uh, şu kadar çiçek meselesi değil. Bir tane gülü hiç beklemediğim zamanda ya da bir papatyayı verdiği zaman ay ben kıpkırmızı olurum utancımdan. Ya. Çok ciddiyim. Hoşuma gider. Veya bana Bence çikolata getirsin. Ay, yani sevdiğim <laughs> bir şey veya <laughs> yani bir sürpriz yapacak ama ben bunun ilişkilerin afişe edilmesini yani slogan ilişkiler ve slogan evlilikleri sevmiyorum. Mesela benim eşim olsa ben çok nadir fotoğrafını paylaşırım. Niye? Nazar değer diye. Gerek yok benim mahremimdir kocam veya bir erkek için de benim mahremimdir karım. Ha tabii bir özel günün olur ama sürekli eşini bir de bu kocişko 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 şey gibi yani. Adama niye böyle kocişko kocişko, aşkito aşkito. Sonra aşk var mı? Bakın aşk varsa bir ilişki bitmez. Siz onu aşk zannediyorsunuz. Aşkito diyemez mi? Ya aşkım. diyor işte biz deme diyemezsin demiyoruz diyor ama. Hayır hay niye eleştiriyorsun onu soruyorum. Ya bence ilişkinin kocişko. ilişkinin, ilişkinin e, ağırlığını e, hafifletiyor. Yani aşkım de ya bir de şunu söyleyeceğim. Ben karı kocanın normal hayatta tamam ama sosyal medyada ya da şeyde. Birbirlerine böyle hani hayatım güzel ama böyle çok fazla bıcır 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 bıcır, bıcır toplum içinde. Yani eskiden bunlar biliyorsun ayıptı. Ee, ayıp değil ama bence her ilişkinin mahremiyeti eşler arasında kalmalı. Yani o cilveleşme dediğiniz şeyi sokakta ve toplum içinde yapmak zorunda değilsiniz. Cilveleşin sonuna kadar değerli hanımlar, değerli beyler birbirinize çok güzel jestler yapın ama ne olur ya bunu ekranlarda sosyal medyada ha en iyi koca senin ha en iyi kadın senin ay sizin evliliğiniz muhteşem sloganı at manşeti at ondan sonra bir bakıyorsun ilişki uzaklaştırma karakol mahkeme koridorlarında bitiyor. Yapmayın yani ya. ben ekranlarda şiddet, sosyal medyada şiddet vesaire görmektense birbirine böyle sevgisini anlatan, ne bileyim tak. güzelliği dile getiren şeyleri ben biliyorum yani. Kadriye Kodis Olgar Kolesi var ne olacak? takip ediyor musun? Kadriye arkadaşımdır sevgili evet, Kadriye. Çok selamlar buradan gönderiyorum. selamlar. Kadın kocasıyla olan aşkını, sevgisini, muhabbetini, aile ilişkilerini nasıl güzel anlatıyor? O kadın gibi anlatın. Aşkiton bilme aşkım gel aşkım bana ne almış aşkım şunu yapmış. Ya kadında para da var, güzellik de var, güç de var ve zenginlikten... Ama herkesin yoğurt yiyişi farklıdır ama. ama. Bak, ay o yoğurt yemek değil bunlar bu işte sosyal medya ile birlikte ilişkilerinde cılığını çıkarttılar vıcık 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 ağı dalı böyle ağı da uzadıkça uzuyor o a onun kocası onu yapmış o e, işte efendim 80 tane gül almış benimki 90 tane gül alacak ben de onu paylaşacağım ya o gül aslında senin ilişkinin bir sevgi ve duygu yansıması bunu niye? O gül ya, sana ama kalsın. Ama zaten bir şey söyleyeceğim. O gülleri gönderenleri de gördük yani. Niye Hepiniz? o karı koca yollattırıyorlar? Hayır hayatım yani o e, kamyon kamyon gül gönderenleri, havuzu gül... Ee, gördük, gördük yani. neler Arkadaşlar onu? çok lafta çok yalan, An, çok malda mal çok, çok haram oluyor. Evet, o yüzden iş. boşuna. gerçekten kocanıza, eşinize, karınıza sahip çıkın. E, ...duygunu da söylüyorsan... ...ne bileyim aşkito... ...ben, ben ne olur sana söylesen. bir şey söyleyeyim mi? Yusuf Hoca'yla da tartışmıştık Bak, bu konuyla ilgili... Hayatım, ben, ...izliyorsa selam gönderiyorum annemle hocama... Annemle babamı birbirlerine... ...hatırla dediğinde... ...neyi hatırlarım biliyor musunuz? Ee, babamın ve annemin... ...birbirine olan saygısını... ...hacı olana kadar... E, ...Şerife Hanım... ...Hüseyin Bey derlerdi birbirlerine... ...hacı olduktan sonra... Hacı bey, hacı hanım derdi. Ve babamın, mesela babam ne yapardı? Biz bir kıyafet aldık, giyin bir bakayım derdi annem de. Annemi giydirirdi, o hacı hanım çok yakışmış derdi. Ve anneme bakarken ki yüzündeki ifadeyi ve bize bakarken de... ...ben bunu babamda böyle gördüm, bak gözlerim doluyor. Ve babamın son nefesini verirken, annem bana da helal et dediğinde... ...gözlerinden bir yaşa, dam, damla yaş aktı böyle yaptı ve annemin eli elinde benim babam Allah'a can verdi. Bana kimse şimdi kusura bakmasın. Yazılıyor. Ben bütün uzmanlara saygı duyuyorum. Ama kardeşim sevgi ve muhabbet dediğiniz şey afişe etmek, bu kadar savurmak, bu kadar göstermek değildir. Dedim ya. Benim babam eskinin adamı. Şu an yaşasaydı benim babam 100 yaşında olacaktı belki. Fakat bizi de dahil bir şeyi çok yakışmış. Bu renk seni çok açıyor. Hepimize yani hiç unutmam anneme, ablama ve bana aynı bir şey aldı. Söylemeyeyim kıymetli bir şey. Üçümüzü de giydirdi. Oh be dedi baksana şöyle. Adam gurur duyuyor karısıyla, kızlarıyla evet. ve ona yaptığı jestle. Ama şimdi el alemle aşık atmak için karınızı, kocanızı, çoluğunuzu, çocuğunuzu evinizdeki köpeğe kadar kullanıyorsunuz. Ben buna karşıyım. Se Peki. gerçek sevgi ve muhabbette tamam mı? Bu kadar gürültü yok. Gürültü olan yerde de huzursuzluk olur. Peki, bir telefonumuz varmış Leylacığım. Alo. 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 Hoş geldiniz. Merhabalar Nuranım. Merhaba. Canlı yayındayız. Sevda Türküsev sizi dinliyor. Buyurun. Evet. evet. Ee, şimdi, şimdi ben şu an e, hani rahat bir ortamda da değilim, annemdeyim şu anda. Tamam. E, kısaca anlatmaya çalışacağım. E, dün akşamleyin ben anneme geldim, Hı. eşim beni getirdi. Sonrasında eşim tekrardan kendi evimize geri döndü. Bugün işe gidecek tabii o. Tamam. Aramızdaki şey mesafe yol bir yarım saatlik bir yol arabayla. E, eşim geri döndükten sonra yarım saat sonra bir saat sonra ben onu tekrardan bir aradım, telefonu meşguldü bir iki dakika sonra bekledim. Ondan sonra ben onu görüntülü aramıştım. meşgul meşguldü işte. Sonrasında tekrar aradığımda e, bu sefer telefon çaldı çaldı cevap vermedi. Tekrar e, bir 10 dakika 15 dakika geçti aradan. Normalden bir aradım. Bu sefer de telefonla ulaşılmadı. E, i̇çime bir şüphe düştü. İşte hani bir şeyim var falan gibilerde. Hı hı. E, şey yaptım bekledim. Biraz sonrasında şey yapamadım duramadım. Ee, eve gittim ben. İşte gece saat 12, 12 buçuk falan o civarlar. Eve gittim. Ee, eve tabi şey kapıyı açtım, İçeri girdim. Gece saat 12'den bahsediyorum. Ee, i̇çeriye girdim falan. Yatak odasına kadar geçtim, baktım. Ee, eşim yatıp uyuyordu. Eşim beni hiç anlamadı eve girdiğimi. Ondan sonra ee, şimdi telefonunu aldım. Telefonuna bir baktım, hani kimle görüştü etti. E, o şeye kadar hiç anlayamadı hala. E, baktım telefonuna işte bir tane daha önceden öyle konuştuğu normal bir bayan var. Onunla görüşmüş, e, yazışmış daha doğrusu dün gündüz yazışmışlar. E, şimdi yarın akşam e, bu bayanın evine misafir olarak gidecek. E, davet etmiş o kişi. O kişinin de, o bayanın da bir erkek arkadaşı var olacakmış. Ondan sonra bir de benim eşimin eski iş yerinden çalıştığı e, bir bayan arkadaşı olacak. Bunlar dört kişi olacaklar şimdi yarın akşam. E, şimdi ben bu mesajı böyle görünce ne yapacağımı bilemedim. E, şöyle bir olay da var tabii. Geçen bundan üç buçuk yıl öncesinde bir aldatma olayı yaşadım ben. Hı hı. Şimdi tabii eşime güvenmiyorum. Ee, bu şeyde hani eski iş yerindeki o bayan arkadaşı bu olayların hepsini biliyor aldatma olayını filan. Ee, oradan da tanıyor yani eşimi her şeyini biliyor. Şu an ben ne yapabilirim ne yapmalıyım sizden fikir almak için aradım. Ee, Sev Sevda Hanım'ın yani düşüncesine ihtiyacım var. Ne yapabilirim yani o ortama gitmeli miyim? O bayanın evini falan biliyorum nerede olduğunu. Şöyle bak hiç kendini o ortama gidip e, o insanlarla muhatap olma. Ben senin yerinde olsam eşini ararım. E, o seni aradı mı bu arada hani dün akşamdan sonra bu sabah aradı mı? E, sabah aradı. Nasıl konuştu? E, şey sabahın yediye on vardı aradı. Ben de açmadım telefonu. Ha. Ben şey merak ediyorum. Eşiniz bu akşam onlarla buluşacak ya. Size nasıl bir yalan uydurdu? Eve gelmeyecek neticede. iş yerinde de o Ben şu an annemdeyim ya. Annen de evdeyim diyebilirim. Peki e, siz eve gitme şansınız yok mu? Yani eş kocanıza ben bu akşam eve geliyorum diyebiliyor musunuz? Var var. Yarın akşam olacak. Perşembe akşamı akşam olacak. olacak. Şöyle ha. ben e, şunu tavsiye edebilirim. Asla ortama gidip kendinizi e, farklı bir duruma düşürmeyin siz bu adamın karısısınız, çocuklarının annesiniz. Ee, ben aynı nurun dediği gibi bugün çocuklarımı alıp e, evime giderim. Eşim ben yarın akşam bir yere gideceğim derse o zaman karşıma alır. Eğer bu riski alıyorsanız ki çok büyük bir risk değil aslında. Yarın akşam e, nereye gideceğini biliyorum. Bence gitme. Biz evimizde oturalım de. Bakalım refleksi ne olacak. Eğer sen eve gittikten sonra yine ben yarın akşam işte işim var gelemeyeceğim derse o zaman sen nereden biliyorsun dediği zaman ya boş ver de boş ver ee, ama e, çok böyle bağırarak falan değil. De ki sen oraya gitme senin yerin burası de. Zaten orada duygusallaşırsın. Gitme, yani şey. Yani, abi yanlış ortam. Söylesin mi telefonunu karıştırdığını? Hayır. O diyecek ki nereden nereden ya yerin kulağı vardır de. Gelir. Söylemek zorunda değilsin. Ama şu anda zaten televizyonda bunları anlattı. <laughs> Belki bir akrabanız izliyordur, bilemem. Yok canım, Allah göstermesin. Ya şu da var, yani tabii şimdi sizin ailenizin hassas dengelerini bilmiyoruz biz. Her ailenin yapısı farklı, her ilişkinin dinamiği farklı. Eşinizi siz daha iyi tanıyorsunuz. Duygusal bir insan mı? Çocuklarına ve size düşkün mü? Bazen erkekleri böyle işte arkadaşları yanlış ortamlara sokabiliyorlar. Yani ilişkinizi de çok riske atmadan bir eve gidin. Ama yarın akşam benim işim var gelmeyeceğim derse sen de ki yarın akşam eve gel sen de. Ay ne olur bize de bildirin olur mu? Vallahi, Vallahi çok merak bana ediyorum. Yazın. sosyal medyadan, ee... DM'den. Zor. Yani şu evliliği böyle aa o adam şöyle. Şimdi adamın bir geçmişte de bir yanlışı var. Kadın haklı. Bak ben empati yapıyorum. Belki çok masum bir şekilde de bir iş arkadaşı, Abi, iş yemeği de olabilir. Biraz önce konuştum. Ne alakası var? Evli barklı adamın... İki tane kadın, farklı kadın, bekar kadın, ev ortam... o zaman karısını da alsın götürsün. Karısını da alsın götürsün. Madem ortam gayet uygun, hiç ortada bir şey yok, var da demiyorum. Evli bir erkek böyle bir ortama karısıyla gider. Yalnız gidemez. Evet. Diyorsun. Evli bir kadın da böyle bir ortama kocasıyla gitmeli. Peki. Bu kadar. Sevda Sevda Türküsev her zaman evet. olduğu gibi yaptığı açıklamalarla bugün de teşekkür gündemin ediyorum. konusu ol. oldu. Sosyal medyada önümüzdeki evet. günlerde göreceğiz Görecek zaten. zaten. Maşallah vallahi bir şey söyleyeyim. Program bitiyor. 5 saat sonra bir bakıyorum Reels'a senle ben düşmüşüz. Ayaklarına Herkese çok alır. teşekkür ediyorum. Ben Biraz teşekkür ediyorum size. Sevgiler. Bizi izlemeye devam edin. Yine bekliyoruz. Çok İnşallah. teşekkür ediyorum. Tabii. Şimdi